Evet arkadaşlar, bugün yeni bir programda birlikteyiz. Çoğu kişinin merak ettiği yeni bir ürünle karşınızdayız. Ürünümüz Mavic Pro 2. Evet, Pro 2. Zoom değil, Pro 2. Neden Pro, neden Zoom? Birazdan onu da anlatacağız. Ama ilk olarak kutu açılışıyla başlayalım istiyoruz. Mavic bundan 2 yıl önce çıktı. Kasım ayıydı. Böyle soğukların başladığı bir dönemde. 2 yıl DJI Mavic'in ekmeğini yedi. Plus'ı nereden çıktı bilmiyorum. Platinum'unu çıkardı daha sessiz olsun diye. Ardından da en son böyle hani ürün ölmesine kala Enterprise Evi versiyon çıkardı. Üstüne böyle bir şeyler takıyorsun, ediyorsun falan. Ne işe yarıyor anlayamadık, çözemedik. 2 tane komponenti vardı. Ama zamanı gelmişti. Ve gördüğünüz gibi Mavic Pro 2 yine her zaman olduğu gibi parasıyla verenler içinde ilk bizde. DJI'ya buradan çok sitem ediyoruz. Gitti yine tonlarca kişiye bunu böyle dağıttı. Bu ürün piyasaya çıktığı gün, tanıtımın yapıldığı gün yine YouTube'a o videolar düştü. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Biz yine parasıyla verip bu ürünü aldık. Ürün direkt, üstünde de yazıyor Viyana diye. Ürün direkt Çin'den adresimize doğru geldi. Evet, şimdi şeyi açalım, paketi açalım. Bir yandan da şöyle. Evet, güzel bir şekilde cihazı açıyoruz. Ve Mavic 2 kutusuyla birlikte kartonun içinden çıkıyor. Gerçekten kompakt, küçük bir kutu. Ben daha büyük bekliyordum ama kutu gayet ufak. Mavic 2 Pro dediğimiz cihaz. 3 nokta ağırlığı benim için çok önemli. Kutuların ağırlığı önemli. 3.2 kilo ağırlığında. Ve karşınızda Mavic 2 Pro. Mavic 2 Pro ile neler değişti, neler üstüne eklendi, bunlara da şimdi bakacağız. İlk olarak ne yapıyoruz? Kutuyu açıyoruz. Kapağı çıkardıktan sonra siyah bandımızı şuradan açıyoruz. Ve işte karşınızda Mavic 2 Pro kumandası. Buna da detaylı birazdan bakacağız. Mavic 2. Yanındaki kutucuklar. Şarj cihazı ve pervaneler. Şimdi Facebook'ta live bir şekilde bu kutu açılışını yaptık. Zaten yapmamış olsaydık. Aa, bana Türk bayrağıyla yollamışlar. Esprisini yapardım. Böyle bir şey mümkün değil. Normalde üstünde bu pervaneler de yok. Bu pervaneler de kutusunun içinde. Şimdi çok arkadaşlar istediği için canlı bir açılış yaptık. O yüzden de bu kutuyu ben size kesiyormuş gibi yaptım. Aslında bu kutu zaten önceden açıktı. Neyse, çoğunuz belki anlamıştır. Anlamayanlar da kendini kandırılmış hissetmesin. Ufak bir şakaydı. Şimdi hemen cihazımızı açıyoruz. Ben bu esnada pervaneleri de takayım. Çocuğumuz yakışıklı dursun. Bakın, pervanemizi de geçiriyoruz. Bu da tamam. Çok hızlı. Bakın, bunlar eskiden nasıl uğraştırdı. Üstüne böyle somon falan geçirirdik. Şimdi gördüğünüz gibi cihaz çok hızlı bir şekilde açılıp takılıyor. Hemen bir de kapatalım. Nasıl gözükecek onu da şöyle küçük kompakt hale getirelim ve bu şekilde kenarda duruyor. Kumandamız burada. Kullanım kılavuzu ve bilgiler bunun içinde. Bunun içinden şarj cihazı çıkıyor. Bunun içinden yedek pervane ve kablolar çıkıyor. Bu kartonlarla da 1, 2 ve 3. Bir daha yüzlerine bakmıyoruz. İşimiz yok. Şarj cihazıyla başlıyorum hemen. En basitiyle olayı atlatalım, gidelim. Şarj cihazında nasıl bir değişiklik var? Her zamanki gibi bu uç pile takılıyor. DJI maalesef zavallı DJI şu çoklu pilleri aynı anda şarj edebilecek teknolojiyi bize getirmez. Yine tek bir pil şarj edebiliyoruz. Eğer combo Flymore dediğimiz paketi alırsanız, yani iki pil fazla üstüne bir de şarj etme hub'ını da alırsanız, o hub'la üzerindeki pilleri teker teker şarj edecek. Aynı anda hurra şarj edeyim de çocukcağız uysun mentalitesine hala ulaşmış değiliz. Ama burada eski modele göre bir değişiklik var. O da nedir? Şu USB çıkışına, USB diyelim, USB demeyelim. USB çıkışına bir kablo takıp kumandayı şarj ederdik. Artık bu kalktı. Kalktı derken isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Ama üstüne şöyle bir gözenek eklemiş. Tak diye çıkarıyorsunuz ve bu uçla, bakın bu uçla kumandayı
şu şekilde takıp size doğru tutayım. Takıp şarj edebiliyorsunuz. Hatta çok daha enteresan bir şey de yapalım. Şimdi oraya kadar da yetişemeyeceğim. Takayım da şimdi aracımızda 220 voltun içine de. Bir saniye bekleyin. Evet, gördüğünüz gibi pilimizi de dolduruyoruz. Bu ilk geldiği zaman %50'lerde falan geliyor. Bir full şarjını yapın. Ondan sonra kullanın. Şimdi şarj cihazını da kenara koyuyoruz. Şarj cihazıyla da artık işimiz yok. Biz kumandaya odaklanalım. Kumandada size büyük ihtimal değil. Kumandada size şu şekilde geliyor. Hemen şunları bir yerine yerleştirelim. Ondan sonra size detayını anlatacağım. Bu evde gelen teknolojiyi Mavic Pro 2'ye de eklediler. Şimdi kumandadaki özelliklere bakalım. Rengi biraz farklı. Eskisine göre boy neredeyse aynı. Kulaklarımız burada. Antenlerimizi de açıyoruz. Değişen şeylerden bir tanesi, sağdaki tuş normalde düz dönerken bir önceki versiyonda artık sonlandırması var. Tık tık diye gidebiliyoruz. Burası zaten öyleydi. Mavic kamerasını oynattığımız yer. Bu tarafta ise EV ayarlarını yaptığımız yerde tık tık diye arttır ve azalt şeklinde gidiyor. Ön taraf aynı. Rahatlıkla konabilsin diye gördüğünüz gibi burada kumanda başlıkları 2 adet yedeği de içinden çıkmakla beraber şu şekilde üstüne yerleştirilebiliyor. Bakın hop, şu şekilde vidaları yerleştiriyoruz ve kullanıma hazır. Aynı şekilde söküp buraya yerleştirip kaldırabiliriz de. C1, C2 tuşları her zaman olduğu gibi arkadalar. Onlar da yerini almışlar. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Onu da size anlatacağım. Telefonum lazım bana. Telefonum burada. O da şu. Bu da hoş bir ayrıntı. Telefonu taktığımız zaman tuşunu ve öndeki ışık sensörünü kullanamıyorduk. Şimdi iyi bakarsanız sensörün önü de açık. Şu şekilde yüz tanıma şeklini yaptıralım. Bakın şimdi yüzümü tanısın bir. Tanıdı, açıldı. Sensör kısmı da açık. Aşağıda tuşa basacağım yerde açık. Kullanmak istediğim yerde açık. Yani mesela telefona gittik, bastık, geri doğru dönebiliyoruz. Bu tarafta açık. Bunu da gayet güzel düşünmüşler. İnce bir detay. Onu da ileteyim istedim. Onun dışında kumandada benim gördüğüm başka fanlı, yine içinde fan var. Fanla çalışabiliyor. Adaptör takıp tablet üstüne takabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu aşağıdaki USB'den de bağlayabiliyorsunuz. Kumandada da benim daha fazla anlatabileceğim bir detay yok. O yüzden parçaları kapatmıyorum. Ben bu şekilde seviyorum. Onu da sebebini size söyleyeyim. Çantamda zaten bunun çok güzel oturduğu bir yer var. Çantaya da birazdan koyarken şöyle kenara koyalım. Ona da bakarız. Evet, şimdi nereye geliyoruz? Mavic Pro 2'ye geliyoruz. Mavic Pro 2. İki katlı bir otobüs. Bildiğiniz Mavic. Böyle cheeseburger alırsınız. Üstüne bir de double cheeseburger alırsınız ya. Bildiğiniz double olmuş. Araya bir ekmek, bir et daha atmışlar. Kat olarak biraz yükselmiş. Bunun detaylarına da internetten bakarız ama bu Mavic'te ilk dikkatimi çeken şey tabii ki kamera, ama ondan sonra dikkatimi çeken şey arkadaşlar, her yerine sensör takmışlar. Aleti sensör manyağı yapmışlar. Bakın. Bir tane yetmiyor aşağı sensör. İki tane var. Bu parça infrared var. Bu parça biraz tehlikeli bir parça. Bildiğiniz iki tane çok güçlü led var. Bu ledlerle geceden inerken veya kalkarken bulunduğu yerin fotoğrafını çekiyor. Ve inerken bu ledle orayı aydınlatıyor. Yani şimdi eğer kaçak küçük bir uçuş falan yapıyorsanız bas bas bağırıyor. Ben iniyorum, ben iniyorum diye. Artık ya buraya bir band çekeceğiz ya da menüde bakacağız bunu kapatabiliyor muyuz. Ama çok gerekli miydi bilmiyorum. Sonuç itibariyle bu eklenmiş. Aşağıda gördüğünüz gibi iki sensör, infrared okuyucu. Aynı şekilde dedik ya sensör manyağı yapılmış diye. Arkada da iki adet. Şu şekilde tutalım. İki adet sensör. Aynı zamanda yanlarda sensör. Gördüğünüz gibi. Bitmedi, daha bitmedi. Yukarıda bir infrared. Önde iki kamera sensör daha. Daha bitti mi? Bitmedi mi diyecektim ama bitti. Yani bu cihaz güvenli uçulabilsin diye hiçbir şeyden ödün verilmeden sensör manyağı yapılmış. Bu sensörlerin de bütün hepsinin maksimum kullanılabildiği yer takip modunda. Takip modunda APAS dediğimiz mod devreye giriyor
ve gördüğü bütün engebelerde eskiden nasıldı biliyor musunuz? Kopterimiz bir engelin önüne geldiği zaman belli bir mesafede frenliyor ve bekliyordu. Şimdi ise frenledikten sonra hatta frenlerken bile içindeki gelişmiş mikroçiple alternatif yolları bu sensörler aracılığıyla hesaplıyor ve ona göre APAS sistemiyle sağından, solundan, üstünden, altından bir şekilde gidip sizi takip etmeye çalışıyor. Özellikle orman, ağaçların içindeki çekimlerde çok işe yarayabilecek bir özellik. Bu özellik anlatırken tekrar kumandaya hop bir geri dönüş yapıyoruz. Çünkü eklenen bir şey daha var. Şimdi aklıma geldi. Eskiden spor ve GPS uçuşlarımız olurdu. GPS normal ve spor uçuşumuz. Üçüncü bir tuş daha eklendi. Tuşumuza üçüncü bir özellik daha eklendi. O da statif. Yani düzgün sinematik film çekimleri için statif type şeyimizde, üçüncümüzde buraya T olarak yaptığımız parça eklendi. S, P ve T. S, P, T. Üç farklı uçuşu da buradan yandan yönetebiliyoruz. Şimdi niye bunu söyledim? İşte T'deyken bütün bu sensörleri aktif hale getirmiş oluyoruz. Spor modda bunların hiçbiri aktif değil. Onu hesaplayabilecek hıza sahip değil. Gayet hızlı uçuyor. Bu arada bir dipnot olarak söyleyeyim. Neden hızlı uçuyor? Yani GPS modda niye yavaş, sporda niye hızlı? GPS modda sürekli bir matematiksel işlem yapması gerekiyor. Koordinatlarını ölçüp ona göre verdiğimiz yerde durmak için bir çaba sarf ediyor. Sporda rüzgara göre de sağa sola her yere gidebilir. Bu hesaplama devre dışı oluyor. Başka bir şey de spor modda ne değişiyor onu anlatacağım. GPS'de şu açıyla gidiyorsa spor modda 135 dereceye kadar açı değişiyor. Açı değiştiği için daha hızlı ön tarafa ve arkaya gidebiliyor. Spor modda özellikle long range yani uzun mesafe uçmak isteyenler için altını çizerek söylüyorum. Daha fazla elektrik tüketiyorsunuz. Daha fazla pil kullanıyorsunuz. Bunun sebebi de şu. Cihazın aerodinamiğini daha fazla zorluyorsunuz. Yani bir arabayla 90 ve 110 km hızla giderken en ideal benzini tükettiğinizi düşünün. 160-170'lere vurduğunuz zaman ya da 200 üstte vurduğunuz zaman 100 litrede yaktığınız benzinin ne kadar fazla tüketildiğini düşünün. En tasarruflusu da bunun yine GPS modda uçtuğunuz şu açı. Daha da tasarruflusu dipnot olarak söylüyorum. Spor modu alıp joystick'i köklemeden kendiniz o açıyı yakalamanız. O zaman GPS hesaplamasından da uzak. O açıyı kendiniz yakalayarak uçmaz ama bunun için çok çok fazla antrenman yapmanız gerekiyor. O yüzden bu son anlattığımı şimdilik dikkate almayın. Evet, cihaza neler değişti anlatmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi double cheeseburger olmuşuz. Pilde büyük bir değişiklik var. Pil geldiği zaman ışığı falan hiçbir şey yanmıyor. Sakın şaşırmayın, bozuk zannetmeyin. Şarja takın, şarj edin. Biz bunu full şarj ettik. Full şarj edince böyle güzel yeşil yanıyor. O yüzden yanmadığı zaman Phantom 4'lerin pilinin çoğu bozuk çıkıyordu. Basıyordunuz yanmıyordu ve şarj da olmuyordu. Bunda ışığı yanmadığı zaman paniğe kapılmayın. İlk önce bir şarj etmeye çalışın. Şarj ettikten sonra da cihazı kullanın. İlk başta mutlaka firmware update isteyecek. Zaten ilk pil dolumunu ve kumandanın pilin dolumunu ilk update'e harcayacaksınız. Pilimizdeki büyük değişiklik de piller eskiden 3S'ti. 3.3'ten 3 ile çarpın. 12 volt dediğimiz 3S piller kullanıyorduk. Şimdi ise Mavic Pro 2'lerde 4S pile geçtik. 4S gerçekten olması gereken bir pildi. 4S'e geçtiği için buradan Mavic'i, daha doğrusu DJI'yi tebrik ediyorum. Yerinde bir karar verdi. Özellikle racing copterlarda 4S 5-6 diye gidiyor ama 4S'i tercih ediyoruz. Bu copterda da olması gereken 4S'ti. Daha verimli, daha stabil olacağına inanıyorum. Bundan da DJI'yi tebrik ediyorum. Pervanelerde çok enteresan bir şey. Uçları gördüğünüz gibi hem yumuşak hem de bizim Platinum'daki gibi. Bu Platinum kadar sessiz değil, Mavic Pro kadar sesli değil. İkisinin ortasında. Demek ki ESC'de çok farklı bir değişiklik yok. Ama bu pervane uzunluğu sayesinde 31-32 dakikaya kadar ve daha az sessiz Mavic Pro'ya göre, Platinum'a göre değil, daha az sessiz bir uçuş vaat ediyor kendisi bize. O yüzden size tavsiyem, eğer çok sessizde uçmak istiyorsanız Platinum'da kalın. Hiç değiştirmeyin. Ama kameram gelişmiş olsun ya da daha güvenli uçayım diyorsanız paraya kıyın alın. Ve esas paraya kıymanızı gerektiren şeyi pervaneleri kapatıp gösteriyorum. O da kameramız. Hasselblad dünyanın en iyi kameralarından bir tanesi ki DJI tarafından satın alındı. Artık Mavic Pro 2'nin üstünde. Maalesef
DJI hala böyle saçma sapan abuk subuk gimbal korumalarıyla korumalarına bizi mahkum ediyor. İşte şunu şu şekilde tutturacaksın. Ondan sonra bunu buraya geçireceksin. Sonra alttan kapatacaksın. Bakın ben bunu bu kadar hızlı yapabildim ama siz başta büyük ihtimalle zorlanacaksınız. Cidden bu o kadar kolay değil. Maalesef bu parçalara mahkumuz ama şöyle bir çalıştıralım. Kendisinin kalibrasyonunu görün. Kafaları bir sağa sola şöyle bir atsın. Bakın atıyor. Evin sesini de duymuş olduk. Bu arada siz evde kumandayı açmadan pervane üstünde falan çalıştırmayın. Başınıza işi almayın. Havalanır vurur mur. Hiç olmadı ama olur. İlk önce her zaman kumandayı açın. Ondan sonra Mavi'yi açın. Ve şimdi şöyle biraz kamerayla oynayalım. Bayağı bir aşağıya kadar baktırabiliyoruz. Şu anda bilerek yavaş yapacağım. Yavaş bir şekilde de. Daha da yavaş bir şekilde. Daha da yavaş bir şekilde. Bu yukarı ve aşağı çevirme açılarını daha da değiştirebilirsiniz. Şu anda üzerinde standart olan açıyla takılıyoruz. Ve bu kamerayla Phantom 4'ün üzerindeki o bilinçli güzel kamerayı sonunda Mavic 2'nin üstüne takarak DJI gerçekten çok başarılı bir hareket yaptı. Kamerayla ilgili detaylara dediğim gibi geçeceğiz. Geçmeden önce son olarak yine cihazla ilgili söyleyebileceğim birkaç bir şey daha var. Üzerinde SD kart çıkmıyor. SD kart slotu yanında. Çıkmasının sebebi de çok basit. Burası bind yapmak için. Kumandayla eşleştirme. Normalde ihtiyacınız yok. Şu üst taraf, pardon şunu tam takamadım. Şöyle geçirelim, evet. Bu üst taraf USB C ya da USB-C dediğimiz bağlantı için. Neden? İçinde dahili 8 GB ya da GB hafızası mevcut ve bu hafıza Mavic Air'deki gibi direkt kullanabiliyorsunuz. İsterseniz SD kart da ekleyebiliyorsunuz. SD kart alırken dikkat edin. Yine 100 megabit işleme geçtik. Yani Mavic Air'deki gibi hızlı işleme geçtik. Bunun ekmeğini yiyeceğiz. SD kart girişi de bu tarafta. SD kartınızın da 100 megabite kadar yazma hızına ulaşabildiğine dikkat edin. Ona da uygun bir kart ben size göstereyim. Hani çok sorusu geliyor. Bir tane göstereyim. Hazır burada elimizde varken. Şu kart mesela çalışıyor. Masanın üstüne bırakıyorum. Bu karttan alıp Samsung'un Pro serisinden alıp takabilirsiniz. Bu kartta da mutlu olacaksınız. Kartımızı alalım. Güzel bir şekilde de içine yerleştirelim. Kapağımızı da kapattıktan sonra cihazımız uçuşa hazır. Kamerayla ilgili Mustafa arkadaşım size şimdi birazdan detayları girecek. Kimler zoom almalı? Kimler pro almalı? Bunu anlatacak. Yine DJI yaptı yapacağını iki farklı ürün çıkararak, iki pro ve zoom'u çıkararak bizi iki arada bir derede bıraktı. En çok sorular bu ürün çıkana kadar Air mi alayım? Mavic Pro mu alayım? Mavic Air mi alayımdı? Şimdi ise Mavic Pro 2 mi alayım? Mavic Zoom mu alayım? Çok karışık bir soru. Onunla ilgili detayları Mustafa'ya bırakıyorum. Benim size önerim, gerçekten kalpten önerim, eğer cidden hobi amaçlı takılıyorsanız buna 1400 dolarlar veya Zoom'a 1200 dolarlar vereceğinize elinizdeki Platinum'larda veya Mavic Pro'larda kalın. Onlarla da gayet mutlu olacaksınız. Havalandırması devreye girdi. Onun sesini de arkada duymuş olun. Mutlu olacağınıza inanıyorum. Mavic Pro 1'in veya Platinum'un bazen netleme sorunu oluyor. Gece çekimleri çok kuvvetli değil. Gece çekimlerinde Mavic Air çok iyi. Fakat tabii ki Mavic Air Wi-Fi bağlantısı kullanıyordu. Onu CC'den FCC moda atmıştık. Bunu göstermiştik. Bu sayede biraz uzaklara gidebilmiştik. Alien Tech takıp mesafeleri patlatmıştık, yani istediğimiz her şeyi yapabilmiştik. Bu cihazda şimdi OcuSync 2 teknolojisi. Yani Mavic Pro'da OcuSync 1, Mavic Air'de maalesef düşük olan Wi-Fi bağlantısı ki onu biz Alien Tech'lerini yukarı taşımıştık. Şimdi ise OcuSync 2. Yeni bir teknoloji, daha gelişmiş bir teknoloji üstünde OcuSync 2 ile 720p'lik cep telefonuna veya tablete taşıdığımız videoyu
1080'e çıkarıyoruz ve mesafeleri 5-6 kilometreden 7-8 kilometreye kadar arttırabiliyoruz. Yani bu cihazı 8 kilometreye kadar açık alanda uçabilirsiniz. Yarın ama İstanbul'un meydanında açıp da 150 metre gittikten sonra bağlantı koptuğunda niye koptu diye yorum atmayın. Bunlar çok farklı şeyler. Ya Alientech gibi bir booster, içten güçlendirmeli bir cihaz takıp da coşarsınız. Ya da açık alanda uzaklara gidip böyle şehir veya sinyal kirliliğinin olduğu yerlerde kısa mesafelerde uçarsınız. Ocusync 2'den de bahsettik. Pil uçuş mesafesinden de bahsettik. Diğer cihazlarla olan farklarından da bahsettik. Eğer bu hobinin dibinden geliyorsanız paranız da bolsa çekinmeden alın. Ama elinizdeki cihazların değerini de bilin. Hemen buna geçmek için de panik havası yaratmayın. Fakat gece çekimleri yapmak istiyorsanız ve kaliteli çekimler yapmak istiyorsanız, yani daha da kaliteli çekimler yapmak istiyorsanız bu mercek ve bu kameranın üstüne yok arkadaşlar. Şöyle yok. DJI modellerinin bizim fiyat seviyesinde bahsediyorum. Yoksa Phantom 4'lü, Inspire'lı, ondan sonra Matrix'li, onları bir kenara geçiyorum. Bildiğimiz kameraları taşıyan A-Line'ın modelleri var. Altı hexacopter'lar var, octacopter'lar var. Bunlar var. Bildiğin aynalı aynasız kameraları taşıyor. Onları bir kenara geçiyorum ama bizim klasmanda ve Hasselblad kamerayla, bu cihazla hepinize kırımsız uçuşlar diliyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki butona basarsanız sevinirim. Şimdi sözü Mustafa'ya bırakıyorum. Evet Fatih, dediğin gibi şimdi birçok kullanıcı soruyor. Neden bunu ya da neden zoom'u almak zorundayız diye. İkiyi mi zoom'u almak zorundayız, almalıyız diye. Şimdi bunun üstünde gelen kamera gerçekten şu an bu klasmandaki en iyi kamera diyebiliriz. Hasselblad'ı zaten bilenler bilir. Yani orta klasmanın dijital reklamcılık yapan herkes tarafından bir numaralı tercih. Şimdi DJI bu firmayı satın aldıktan sonra zaten ürünlerinde bunu kullanacağını biliyorduk. İlk olarak Mavic Pro 2 ile geldi. Gerçekten bu Mavic Pro'nun üstüne gelen muhteşem bir yenilik olarak geldi. Biliyorsun ben düğün fotoğrafçılığı yapıyorum. Aynı zamanda video işi de yapıyorum. Şimdi bu noktada ben eğer ki Pro 2 mi zoom mu alacağım diye düşünürsem, benim çekimlerim genelde şehir içinde olduğundan dolayı ben zoom alırım. Şimdi neden? Görüntü kalitesinden biraz feragat edeceğim ama zoom'da şöyle bir artısı var benim için. Şimdi insanların üstüne çok fazla drone ile yaklaşmak genelde korkuya neden oluyor ve aslında biraz da tehlikeli. Eğer ki iyi bir pilot değilseniz çok fazla yaklaşmamanız gerekiyor. Bu noktada uzakta kalıp 1.x optikle zoom'la insanlara zoomlayıp detay videosu çekebilir. Aynı zamanda da anı kaçırmamış olurum. Ama bildiğin gibi stok fotoğrafçılığı da yapıyorum. Stok fotoğrafçılığında ise bizim için önemli olan görüntünün kalitesi. O noktada bu giriyor abi. Yani Hasselblad kamerayla çekeceğiniz görüntüler stok fotoğraf sitelerinde kesinlikle alıcı bulacaktır. Ve eğer ki hobi için dahi video yapıyorsanız, yani çektiğiniz fotoğraflardaki kaliteyi göreceksiniz. Fotoğraflarınız çok kaliteli olacak. Ondan ziyade bu kamerada şöyle bir şey var. Bundan önceki bütün DJI drone ürünlerinde kameralar bildiğin gibi diyafram değişmiyordu. 2.2, 2.8 veya sabit diyaframdaydı. Bunda ise en büyük artı diyaframın değişebiliyor olması. Bunda diyaframı 2.8'den 11'e kadar değiştirebiliyoruz. Bu bize ne katıyor abi? Daha yaratıcı bir görüntüler ortaya çıkarmamızı sağlıyor. 2.8 diyaframda çalışacağımız zaman, atıyorum yakın bir objeyle çalışıyorsak, arkada çok güzel pocketler oluşacaktır. Eğer ki atıyorum bir yere gittiniz, dağ tepe çekeceksiniz, işte güzel bir köy buldunuz, köyü çekeceksiniz. Bu noktada da her yerin olabildiğince net olmasını istersiniz. İşte 20 diyafram çıkmıyor gerçi, 12'ye kadar çıkabiliyor, 11'e kadar galiba. Diyaframı yükselttiğinizde netlik alanınızı artıracağınız için çekeceğiniz görüntüler çok daha net olacak. Eğer ki stok fotoğrafı için uğraşacaksanız, daha sonra fotoğraf çekimlerini yapacaksanız bu kamera çok ideal. Şu an çok atladım videodan fotoğrafa. Ama olsun. Dediğim gibi fotoğraf, stok fotoğrafçılığı için gerçekten muhteşem. Her zaman çantanızda ya da yanınızda olması gerek. Onun yanında çekimler için kullanacaksanız, video çekimi için de bu kamerada bir önceki modelde diyafram 2.2 iken DJI Zoom ve Pro 2 modelinde 2.8 diyafram kullandı. Şimdi düşününce aslında bu bir dezavantaj. Gece çekimlerinde bir önceki modelin daha çok ışık alıp daha kaliteli ürünler vermesini beklersiniz. Ama işte o noktada Hasselblad kendisini fark ettiriyor. Diyor ki ben buradayım, korkma, 2.8 de olsa, az da ışık alsa benim işlemcim bir önceki kameralara göre çok daha iyi ve
örnek görüntülere de baktığımızda gece çekimlerinde hem fotoğraf hem video olarak çok net ve çok kaliteli videolar çıkardığını görüyoruz. Şimdi hala arkadaşlar şunu sorabilir, Zoom mu, Pro 2 mi? Ne için kullanacağınızı ilk önce kendinize sormanız gerekiyor. Eğer detay çekecekseniz videolarda, dediğim gibi insanlara yaklaşmak ya da objelere yaklaşmak çok sıkıntı olduğundan dolayı zoom alın, çok fazla yaklaşmadan zoomlayarak işinizi görün, detaylarınızı alın. Ama ben daha kaliteli videolar ve daha kaliteli fotoğraflar istiyorum diyorsanız kesinlikle Pro 2'yi tavsiye ederiz. Ki zaten çok yakında Fatih bununla uçuşları yapacaktır. Örnek videoları, fotoğrafları yükleyecektir. Bunları inceleyerek ne alacağınıza karar verebilirsiniz. Teşekkürler.